Fenerbahçe bu iki transferi bitirdi mi abi? Bitirdi. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Ferdi de dahil olmak üzere hiçbirini göndermeyeceğini bugün söyledi. Mourinho gücü ismi tamamıyla taraftarı aslında rahat ettiriyor. Böylelikle Acun Ilıcalı'nın da ilk yaptığı açıklamalarda da rahatlamasına sebebiyet verdi. Bir yıl boyunca söylediklerimizin hepsini itiraf etti ya Erden Timur. Erden Timur'u Dursun Özbek götürmemiş değil. Cumhurbaşkanlığından gelmesindenmiş. Sokakta gezen, kulüp üyesi olmayan, taraftar seni dava ediyor, taraftar. Size nasıl bir mide var arkadaş ya? Ne kadar genişsiniz ya? Beni kurtarın, beni kurtarmazsanız hepinizi yakarım, ha geldi iş. Ferdin abi, Radar hoş geldin. Radare. Nasıl? Ha? İyi, iyi, çok iyiyiz. Süper. Mutluyuz ve milli takımdan ben mutlu oldum vallahi. Hepsinden sağ olsun. Mehmet Büyükekşi hariç. Ama evet. En başından o gün de Berk'in yayınına da katılmıştım. Ben Fransız hakemin ciddi anlamda bizim maça yönlendirilmesinden dolayı çok büyük endişelerim vardı. Ve endişelerimin de hayata geçtiğini görmek çok acı bir tecrübe oldu. Sıcak bir gündem var. Evet. Mourinho'nun bugünkü açıklaması. Bu açıklamayı radara almak istiyorum. Çok bağlayıcı bir açıklama yaptı diye düşünüyorum. Yönetimle bir görüşmesi oldu mu? Yani spesifik olarak şu isim takımda kalsın diye. Başkanımız aslında yaklaşımı konusunda çok direkt bir şekilde mesajını verdi. Kulübün gelişmesini istiyor. Kulübün geriye gitmesini istemiyor. Kulübün gelişmesi demek de en iyi oyuncularımızı satmamak, elimizde tutmak demek. Bu konuda kendisi çok direkt bir şekilde mesajını verdi. Çok güzel mesajlar var burada. Bir kere bana güvenin diyor. Başkanımız diyor ileri gitmek istiyor diyor. Geri gitmek istemiyor diyor. Bu konuda duruyor bize kapısını açtı diyor. Açık ve net. Yani istediğim transferleri istediğim zaman yapacak ve mali olarak çok ciddi değer elde etmiş olan Ferdi de dahil olmak üzere hiçbirini göndermeyeceğini bugün söyledi. Evet. Hoca. Tamam mı? Bu da demektir ki hocanın iddiası net. Ama ne var? Çok kısa bir zaman sonra 20'sinden sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynanacak. İkinci maça belki bazıları yetişecek dedi hoca. Belli ki kapıyı biraz zor açacaklarını anlatmaya çalıştı. Hemen hızlıca her şey olmayacak belli ki. Çünkü Avrupa'da maçlar var, Avrupa Şampiyonası var, şu var, bu var. Oyuncuların dinlenme süreci var. Bütün bu özellikle Mourinho'nun vurguladığı mesele Ferdi üzerinden gidiyor. Tabii Ferdi üzerinden. Şimdi Acun Ilıcalı dedi ki, yani Ali Koç dedi böyle 40'a bile hayır noktasında. Evet. Bizim ama dediğimiz gibi. Ferdi eğer hani ısrar ederse ona çok yapacak bir şey yok ama işte buradan anladığımız bu. Yani bu mesele biraz kafa kurcalayacak galiba. İsim söylemiyor ama Ferdi'nin kalmasını istediğini net bir şekilde anlıyoruz burada. Bitti. Ya takımı korumak istiyor. Hoca takımı korumak istiyor. Acun Ilıcalı, Branco, Mourinho çok ciddi bir çalışma içerisinde. Ama Acun Ilıcalı işte daha yüksek mertebeden konuştuğu için ilk günlerde taraftar da hayal kırıklığına uğradı. Doğru değil mi? Sen Ali Bey söylerse koş biz uçarız diyordun. Ne oldu Acun Başkan? Öyle değil. Burası Hull City değil. Acun Ilıcalı orada başkan. Burada yönetici. Buranın sahibi değil. Burada atanmış yönetici. Seçilmiş yönetici. Acun Ilıcalı sen farkında mısın? Öyle uçup kaçıp rakamlar veriyor mu Hull City'ye oyuncu almak için? Vermiyor. Niye? Çünkü kendi sahibi olduğu kurum. Kendi sahibi olduğu kulüp. Burada ne yapıyor? İlk baştaki adımı oydu. O yüzden bir hayal kırıklığı yaşandı. Ama Mourinho sakin olun top bende dedi onların da elini rahatladı. Rahatlattırdı. Acun Ilıcalı'nın da Sayın Ali Koç'un da ellerini rahatlatmış oldu. Bende dedi bende. Takımı koruyacağız diyor. Bitti. Başkanla da istişare etmiş belli ki konuyu kapatmış. 40 milyon euroluk bir teklif geldi. Ya hayır deme lüksün var mı? Bu sene için var. Öyle mi? Var. Ali Bey bunu düşünüyor. Tek düşüncesi hocanın Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde gidilebilecek yere kadar gitmek. Bu bir. Hedefi hep adamın bu. Ya ben coşkuyla hazırlanıyorum diyor. Çok hazırım diyor. Yeni transfer olmuş oyuncu gibi, genç oyuncu gibi. Evet. Büyük takıma transfer olmuş gibi Mourinho. Ben heyecanlı gördüm. Bana daha önce Roma'daki bir dostumun, orada kulüpte personel olan bir dostumun anlattıklarıyla bugünkü çabalaması, çalışması şu ana kadar çok iyi gidiyor. En-Nesyri ile Maxim'in konusunda çok ciddi gelişmeler var. El-Nesyri bitti, Fenerbahçe'nin yeni oyuncusu. Ufak tefek pürüzler, bunlar işte hep yıllardır konuştuğumuz, yıllardır yazıp çizdiğimiz gibi. İşte araba istemesi, 8 kere yurt dışına VIP bilet istemesi, evinin salonasının şu kadar metrekare olması, çocuğunun okuyacağı, atıyorum bu oyuncu üzerinde demiyorum da, anladım. Dünya kadar detaylar var. Sözleşme fesliği, attığı goller üzerinden bonuslar, şunlar bunlar derken ve kulübün ödemelerinin yayılması derken bunlar bir zaman alıyor. Böyle kolay iş değil. Ama
Fenerbahçe sadece bu iki oyuncunun maliyeti 60 milyon euroyu bulacak. Onu söyleyeyim şimdi. Peki. İki oyuncu hem Maxim'i hem de En-Nesyri'yi radara alıyorum. Fenerbahçe bu iki transferi bitirdi mi abi? Bitirdi. Geçmiş olsun, hayırlı olsun. Yani En-Nesyri %100 bitti ama Maxim'le ilgili de görüşmelerin sürdüğünü biliyoruz. Öğrendik. Onun da bitme yolunda gittiğini söyleyebiliriz. 60 milyon euroluk bir operasyon maliyet dedin abi. Maliyet dedin. Benim bildiğim En-Nesyri için 20 milyon euroya yakın bir servisi var. Tamam, bon servis taksitli parçalı ödenecek ama netice itibariyle günün sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kasasından 4 yıllık vadelerle ödenecek oyuncu, menajer, stopaj, vergilerle birlikte hani hatırlıyorsun 49 milyon euroydu Cengiz Ünder'in maliyeti. Bu iki oyuncunun maliyeti 60 milyon euroları geçecek. Az buz paralar değil bunlar. Belli ki Sayın Başkan ve Mourinho Acun Ilıcalı üçlüsü Fenerbahçe'nin hem ligde şampiyonluğunu hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli yerlere gelmesi için çabalayacaklar, belli oldu. Burada hemen bir Dzeko'yu alacağım. Nesri geliyor. Batshuayi gitti. Belki Fenerbahçe bir golcü yani. Cenk'i de alacaklar. O öyle. Bayağı sıcak konu anladığım kadarıyla. Dzeko'da durum ne abi yani? Dzeko çok mutlu. Şu Acun Ilıcalı kalacak dedi zaten. Tabii. Çok mutlu, huzurlu. Dzeko hayatındaki en güzel günlerini burada yaşıyor. Ve yönetim kurulundan Ahmet Ketenci de dahil olmak üzere herkes kendisiyle sıkı sıkı görüşmelerde bulunuyor. Dzeko gelecek sezon belki de geride kalan sezondan çok daha yararlı olmayı hedeflemiş kendine. Belli ki hoca belki de hiç bilmediğimiz şekilde 4-3-1-2 oynatacak. Bilemiyoruz ya da 3-4-1-2 oynatacak. Hiç kimse bilemez bunu. Hocanın ne yapacağını, nasıl bir formatta oynayacağını henüz göremedik. Hazırlık maçlarında gördüğümüz çok aman bir şey yok. Çünkü tamamıyla takım yok. Hazırlıklar yok. Szymański, Livakovic yeni geldi. Şu bu. Yani herkese odaklandığı nokta transfer. Ama Mourinho gücü ismi tamamıyla taraftarı aslında rahat ettiriyor. Böylelikle Acun Ilıcalı'nın da ilk yaptığı açıklamalarda da rahatlamasına sebebiyet verdi. Çünkü boşluğa düşmüştü Acun Ilıcalı. Biz dünya yıldızları alacağız çok falan filanlar havada kaldı. Hop düştü. Seviyeyi düşürdü. Herkesi rahatlattı. Taraftarı da rahatlattı. Abi belki de böyle bir isim kombine gelecek bilmiyoruz. Kombine satışlarında bile inanılmaz derecede yüksek bir rakam olmasına rağmen Acun Ilıcalı'nda birkaç tane eski yöneticinin devreye girip bu rakamların aşağı çekilmesi konusunda başkandan ricada bulmalarına rağmen inanılmaz bir talep var. Yani çok tepki var. Fiyatlara mı? Evet. Ama bir taraftan da inanılmaz talep var. Yani bu neden kaynaklanıyor? İşte Mourinho isminden, markasından. Diyorlar ki acaba ne olacak? Kimleri getirecek? Bu Pandora'nın kutusundan ne çıkacak? Merakla bekliyor taraftar netice itibariyle. O yüzden bu da bir pozitif dönüş oluyor Fenerbahçe'ye. Sıralamalar var. Birinci sıraya koyduğu, ikinci sıraya koyduğu, üçüncü sıraya koyduğu forvet var. Sol kanat beki koyduğu 1-2-3 sıralaması var. Hepsinde de birinciyi alma için çabalıyor hoca. Ve onu da yönetimde destek olarak alıyorlar. Bitirdiler işte El-Nesyri. Fenerbahçe'nin yeni santiforu. Kubilay Hoca var bizim. O bir analiz de yapmış mesela. Çok güzel analiz. Hangi bölgelerde daha çok gol atıyor? %20 kafayla atıyor. Şudur budur. Hele hele bizim ligimizdeki stoperlere göre. Fenerbahçe'nin arada oyuncu bizim yani Dzeko'nun yapamadığını, Batshuayi'nin yapamadığını toplu olarak yapabilecek. Hem ceza sahası içinde vuruşlarında hem de hava hakimiyetiyle. Yukarıdan gelecek kenar ortalarıyla Tadic'in kaç kere olmadı biliyorsun. Yani dünya kadar orta yaptı adam olmadı. Ama bir İrfan dünya kadar yaptı olmadı. Yani. Bu sorun çözülmüş oldu böylelikle. Fenerbahçe çok kafa topuyla gol atacak ki en büyük avantajı da ligimizdeki maalesef stoperlerimizin çok zayıf olmasından kaynaklanıyor. Orada daha da rahat olacağını düşünüyorum. Geçen sene biliyorsun İsmail Hoca biz duran toplarda gol atıyoruz demişti. Yani kafa topu sadece tabii duran top değil ama yani. O bir büyük problemdi. Evet. Avrupa Şampiyonası'nda da gördük. Yani duran toplar özellikle bizim bir takım açısından evet, gördük. Hem attığımız gollerde hem de yediğimiz gollerde çok yan toplar etkili oluyor. Biliyorsun Galatasaray'da Erden Timur dönemi sona erdi. Hafta sonu geride kalan haftada Galatasaray'ın yetki kongresi vardı. Dursun Özbek istediği yetkiyi de aldı. Erden Timur'un daha sert bir konuşma yapması bekleniyordu. Fatih Altaylı'ya çıkması ve oradaki sözleri. Yani Erden Timur'u radar alacağım. Tam tersi size yapılanların tersine de çok samimi bir şekilde size destekleniyorum. Yani hayatımda böyle bir tiyatro yaşamadım yani. Kendini ihbar ediyor değil mi aslında? Yani kulübünü. Evet onu söylüyor. Yani bizim söylediğimizi yani bir yıl boyunca söylediklerimizin hepsini itiraf etti Erden Timur. Aynen. Ben adamı da üzülüyorum aslında biliyor musun? Niye? Hakikaten üzülüyorum. Bu konuşmaları yani bir anda mağdura döndü. Tabii. Herkes mağdur ya bu adam mağdur haline geldi ama tabii, bir taraftan. Bu konuşmaları yapmasını
bu kadar beklemeseydi Fatih Altaylı'ya daha önce seçimden önce çıksaydı Dursun Başkan'ın seçilme ihtimali zayıflayabilirdi sana söyleyeyim. Çünkü Erden Timur'un asıl en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Ne abi? CİMER'e o kadar çok şikayet var ki adında, hakkında. Ne diye? Ya işte biz demeyelim dolandırıcılık ama öyle bir suç. İddialar oynandı. İddialar. Çünkü kendisine çıktı birkaç açıklama yaptı. Anladın mı şimdi onlarla ilgili? Ya Aleviliğini bile anlatmak zorunda kaldı adam cemaatçi ya da bir şeyci olmamak için. Ya ben de acıyorum adama bazı zamanlarda. Cumhurbaşkanlığına şampiyonluk için gidildiğinde davete. Bu son? Erden Timur'u götürmemiş mesela. Erden Timur'u Dursun Özbek götürmemiş değil. Cumhurbaşkanlığından gelmesindenmiş. Bak, öyle mi? Çok enteresan bir şey bu. Çünkü o kadar çok şikayet var ki Cumhurbaşkanı'yla yan yana gözükmesi yanlış olur diye götürülmemiş. Asıl içerlediği konu Erden Timur'un kendi adına ve ismine Galatasaray üzerinden çok ciddi zarar verildiğini düşünmesi. Yani enteresan bir bilgi bu. Bulunduğu dönem içerisinde biraz iki kere şampiyon olmuş takım. Protesto gibi düşündüm bunu. İşte, değil, biz de öyle düşünüyorduk. Ama öğrendik. İşin aslı bu. CİMER'e o kadar çok şikayet, yüzlerce şikayet var ki bir insanın bu kadar şikayet edip Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmesi kabul edilir değil. Cumhurbaşkanı iletişimi gelmesin arkadaş denmiş. Galatasaray'da kongre olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki iki yılı doldurmadan önce kongre, olağanüstü kongre olacağını düşünüyorum. Sert geçecek yani. Çünkü sert geçecek. Çünkü Galatasaray'ın asetlerinin satışıyla ilgili sıkıntılar var. Hep bir gösteri var. Bu gösterilerden bir tanesi de mesela çok ilginç. Yani takım Kemerburgaz'a taşındı değil mi? Evet. Florya'yı kapattık dedi. Evet. Takım gidiyor. Nerede antrenman yapıyor şimdi? Kemerburgaz'da. Tamam. Yeni tesisler. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor? Kimse bilmiyor. Ben Galatasaraylı muhabir kardeşlerimizden böyle bir haber beklerdim mesela. Ne olmuş? Takım otobüsle gidiyor. Takım arabalarıyla stada gidiyor. Evet. Otobüsle Kemerburgaz'a gidiyorlar. Neden? Soyunuyorlar orada. Giyiniyorlar statta. Stattan Kemerburgaz'da antrenman sahasına gidiyorlar. Çünkü banyo, tuvalet hiçbir şey %100 hazır değil ki. Duş akmıyor. Yapılmamış yani daha. Alelacele mi açmış ki yani Dursun Özbek Kemal? Alelacele tabii şimdi kongre öncesi. Yetki kongresinden öncesi, önce. Flori'yi bir an önce hayata geçirmesi lazım. Bankalar Birliği'nden çıkması lazım. Şudur budur bunlar için hızlıca karar veren bir adam. Ama orada hazırlık yok. Hiçbir şey yok. Sadece bir sahan var. Antrenman yapıyorsun. Çıkıyorsun. Şeye geliyorsun. Güzel geliyorsun. Tercih. Duşunu yapıyorsun. O arabasına biniyor. Oyuncular dağılıyor. Ha birkaç zaman iyidir, kötüdür. Ama bu niye dile getirilmiyor mesela? Daha hazır değilken niye gittiniz oraya denmiyor mesela? Neden denmiyor ben anlamıyorum. Garip. Çok büyük bir mevzu değil ama neticede bizim haberciliğimiz zamanında bunlar haberdi. Ya teşhiste şu su yok, duş atmıyor, tuvaletler çalışmıyor, yemek yiyecek yer yok. Niye orada takım yapıyor diye biz yıkmıştık ortalığı mesela Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Ya Dursun Özbek enteresan bir adam. Bak abicim ben onu burada anlattım. Benim babamın tanıdığı adamdır Taksim'den. Öyle mi? Onlar da oradan kayınpederimin tanıdığı insandır. Eski kulağı kesiklerdendir. Dursun Özbek adamı sulu götürür, susuz getirir. Yani işte konuşamıyordu, üslubu şeydi, televizyon karşısında sıkıntı yaşıyordu, o değil. Dursun Özbek bir cebinden alır senin öbür cebine koyar, aklını alır adamı. Anladın mı? O yüzden bak Erden Timur'u patates etti 2 dakikada. Ya onu söyledim, geçen de söyledim. Hatta senin İbrahim Seten de aradı beni. Demişti ki ya bu adama Erden Timur'u demedik mi? Seni tüylerle böyle geçmiş yıllardaki o Texas Cowboy filmlerindeki gibi petrole batırırlar. Tüyleri sana tavuk tüylerinin üstüne yapıştılar gönderirler seni demiştik. Hatırlıyor musun? Daha hatırlıyorum. Günün sonunda öyle olmadı mı? Daha da beter oldu. Ha kendi söylüyorsun. Bir de itibarı da yerle bir oldu. Dünya kadar CİMER'e şikayet var. Dünya kadar geçmişten olan dosyaları ortaya çıktı. Yani kendini izah etmek zorunda kaldı. Yani yaşadığı süreci işte Aleviyim demeye falan geldi. Ya vallahi üzülüyorum adama. Yani hakikaten üzülüyorum ama öyle bazen de çok böyle baldırı çıplak çıktığın zaman adamı alaşağı ederler işte bitirirler. Böyle Dursun Özbek eski Taksim'in kurtlarından adamı ısırır verir böyle. Derin yapı yani. Ya babacığım. Yani Galatasaray'ın derin yapısı mı? Tabi. Güçlü olan taraf. Ferdi abi şimdi radara Merih Demiral üzerinden federasyon seçimlerini bir almak istiyorum. Şöyle oldu. İhale Servet Yardımcı'ya kalır gibi oldu. Şener Zerzik meselesi enteresan. Ortaya çıktı ama çok ilginç. Bence burada şöyle bir hata var. Servet Yardımcı'nın daha keskin ve sert olması lazım. Gerekirse UEFA'daki görevinden istifa etmesi ona lehine olabilirdi. Ama işin ihalenin Servet Yardımcı'ya kalması ağırlıklı olarak adres olarak orayı bak, göstermesi. Kendin çok güzel söyledin. Ne oluyor? Neden bu yaşanan süreçten sonra bir de federasyon başkan adayın şunun şurasında 8 gün kaldı. Ben istifa ederdim. Niye istifa etmiyorsun birader Servet Yardımcı? Sen Türk futbolunu böyle mi koruyacaksın? Böyle mi koruyacaksın? Federasyon başkanı olduğunda iletişim kurabilmek için mi sen UEFA'dan
istifa etmeden. Bam diye masaya alması lazımdı bence. Federasyon başkanlığına adaylığını koyarken, devam ederken acaba adaylıktan mı çekeceksin? Hayırdır, ne oluyor ya? Değil mi? Yani ne oluyor? Bir daha bir bilgi vereyim mi? Şey, bende bir bilgi var kardeşim. Söyle abi. Şimdi ben o gün Tele24'de canlı yayına aldım. TV24 mü ne? İbrahim Bey ve sağ olsun oraya beni yayına alıyor arada maçlardan önce. Merih'le ilgili mi? Yok, hep bütün maçlarda. Anladım, tamam, peki. Ilgili. Orada hem Fransız hakemle ilgili söyledim. Fransız hakemin atanması Hollanda maçına sıkıntılı dedim. Operasyon mu çektiler? Soru işaretleri var çünkü federasyonun arka tarafında kalan bazı şeyler var. Görüntüler hazırlanıp burada bazı hakem hocaları tarafından hakem analizleri gönderildi. Oyunculara bunlar izlendi. 6 dakikalık 4 tane maçın 4 tane görüntüsü. Hakem neye sinirlenir? Hakem neye çok kart gösterir? Hakem daha çok yumuşak olduğu yerler, daha sert olduğu yerler diye video hazırlanmış. Güzel, mantıklı. Bu videolar da oyunculara gönderilmiş. Şimdi bu çalışmalar da arkada kalıp da aslında gözükmeyen doğru çalışmalar. Doğru. Şimdi bana gelen bilgi şu. Bir cuma namazına gitmesi, sonrasında cuma namazından kendine bir şey çıkartma, yontması, servet yardımcının üzerine, Şenez Erzik üzerinden ihaleyi bırakmaya çalışma sevdası, Şenez Erzik'in hiç konuşulmaması, hiç müdahale etmemesi. Yıllardır zaten, geçmiş yıllarda da 3 Temmuz mevzusunda da Şenez Erzik ortalıkta yoktu. Fenerbahçe'nin hakkını mı korudu? Şenez Erzik'i şimdi kahraman yapmaya çalışıyorlar filan falan. Geç. Şimdi buradaki mevzu şu. Ben yayına çıkmadan 5 dakika önce şans eseri bir yukarıdan birileri aradı beni. Hollanda maçından önce. Evet. Tamam. Dediler ki Feridun, Mehmet Büyükekşi 1-2 gündür buralarda bir şeyler kovalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak, Cumhurbaşkanından gelen bilgi bu, adaylığına onay verildiğini ima edip kendisinin desteklenmesi konusunda, ki Tahir Kum da biliyorsun, evet, o haberi girmişti. Bunu yapıyor. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanı, sen Cumhurbaşkanı Federasyon Başkanı olarak devam et, seni destekleyelim dediği diye bir şey yok dedi. Hiç öyle bir görüşme, hiç böyle bir konuşma, hiçbir yol verme yok. Federasyon işine karışmıyor dedi. En son açıklamasında uçakta Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında söylemeye çalıştığı, sürecin Montella ile devam etmesi, bu kurum iyi iş yönetiyor, onunla devam etmesi, federasyon başkanı olarak değil, federasyonlarda hep böyle olmadı mı dediği, federasyon başkanı değil, federasyonlar, hoca ve teknik kadronun, ekibin devam etmesi konusunda. O yüzden Montella ile devam etmesinin daha şık olacağını söyledi. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın sorulan sorunun cevabına karşılık Ferdi ile ilgili yorumu oldu, o kadar. Onun dışında yerli statüsüyle ilgili yaptığı şeyde sorulan sorulardı. Ama yabancı... Ama bir şey söyleyeyim abi. Montella sorununda Cumhurbaşkanı zaten böyle bir yorum yapar ya. Ne diyecek? Ne diyecek yani? Yolasın herhalde. Adam daha ne yapsın? Hayır. Başarısız gruptan çıkamasak bile... Şey der mi ya? Demez bu adamı, bu adamı der mi yani? Bunu yollayın der mi? Kendine paya çıkartmaya çalışan insanlar topluluğu. Şimdi Mehmet Büyükekşi bundan dolayı çok kendini aldatıyor. Milleti de aldatıyor. Kendini de aldatıyor aslında. Böyle bir şey yok. Onu söyleyelim. Şimdi geçen gün Serdar Ali Çelikler de aradı beni. Ya dedi, sen ilk günden beri söylüyorsun aday olmayacak. Hala aynı ısrarını sürüyorum ama edindiğim bilgilerde ve ışığında dedi aday olacağı söyleniyor Mehmet Büyükekşi'nin. Ben yine ısrarla söylüyorum. Mehmet Büyükekşi aday olmayacak. Bu burada dursun. Tamam. Bu yeter. Yani çeyrek finale çıktım. Ben milli takımda başarılıydım. İşte kuralları, kanunları, onları bunları yerine getirdim. Her şeyi yaptım. İcazet aldım. Onu da yaptım. O da hikaye. Ama kulüpler de bana destek veriyor demesi de hikaye. Çünkü yani seçilmeyecek ve girmeyecek yani. Bir taraftan da yani. Merih Demiral davasında ceza açıklanana kadar sessiz kaldı. Abi siz ne yaptınız? Hamit Altıntop Almanya'da yaşıyordu yıllarca. Evet. O kadar federasyon, UEFA yetkilisi tanıyor bilmem ne. Bir tane gidip de ağzını açıp kelimem etti. Ya bak Aydın, burada bir dosya var. Sen birazcık baktın. Bak böyle bir dosya var. Evet. Ya insanlar artık seni Sayın Mehmet Büyükekşi, sokakta gezen, kulüp üyesi olmayan, taraftar seni dava ediyor. Taraftar. Verdiğin ya saatten, ben onu okudum. Götürdüğün şeyden. Ne iç acıcı şey, ne iç acıcı, acıtıcı şey. Hiç mi ailenden utanmıyorsun, üzülmüyorsun? Eyvallah, güzel işler yaptın, güzel kararlar aldın yabancı konusunda, var hakemi konusunda. Eyvallah, eyvallah. Çeyrek finale de getirdin. Ya arkadaş, futbolla zarar veriyorsun. İnsanlar rahatsız. Yani sokaktan geçen adam seni bak sayfalarca şikayet etmiş. Eden kim? Zafer İlban diye bir kardeş. Anladın mı? Ben? 74 doğumlu bir adam açmış. Neler yazmış ya? Gözlükleri okuyamıyorsan ben okuyayım istersen. Sen bak. Ver abi. Yani ver abi, ben okuyayım onu. Adama bak ya. Mektup yazmış. Sonra yok, mektubun tamam değil ama şey okuyayım. Yani, savcının. Yani sen hala orada duruyorsun, sonra Fenerbahçe başkanı dava ediyorsun. Sonra yok bilmem ne yapıyorsun. Sonra sana sıcak yakın olacak adamları oraya davet ediyorsun şeye.
çeyrek finallere falan filana. Ya bu şöyle olmaz yani. Zafer İlban adında bir vatandaşımız Mehmet Büyükekşi adını vermiyor ama ihbar ediyor savcılığa. İhbar ederken ihbar edilirken de savcılıktaki kovuşturmaya gerek yok yazısından bir bölüm okuyacağım. Faili meçhul olduğundan olma doğumlu ikamet eder diye şikayetçi olmuş beyefendi. Yani ifade ettiği isim Mehmet Büyükekşi, gerekçesi de Zafer İlban demiş ki savcılığa gitmiş. Ya demiş bu adam devletin kaynaklarını kendi çıkarları için kullanıyor diye bir suç duyurusunda bulunmuş. Savcılık soruşturma evrağını inceliyor. Bu işte Fransa'ya, Almanya'ya götürülenler listesinden yola çıkarak devam etmiş. Kovuşturmaya gerek yok diye veriyor ama tabii burada mesele abi senin de anlattığın konu artık insanlar bir sebep bulup yani şikayetçi oldu. Zıvanadan çıktı. Bu bir tanesi. Yüzlerce adam şikayet etmiş. O kadar çok savcılıkta dosya var ki. Ya yazık, biz bunları mı konuşacağız? Milli takımı inşa edeceğiz? Ligimizi mi dizayn edeceğiz? Bak şey yani bunlarla mı uğraşacağız? Ya profesyoneller gelsin kardeşim şu göreve. Ya gözünü seveyim. Servet Yardımcı da değil benim Futbol Federasyonu'nun başkanım. Olamaz. Yapamaz. Mıy mıy mıy. Al işte bir gördük Merih konusunda. Lobiyi yapamamalarını. Bırak onu. Merih sahada yaptı. Merih'in ikinci bölümünü yapmaması gerektiğini kendisine bildirmediler ya. Böyle bir şey olur mu? Ya çıkma basın toplantısında aynı şeyleri söyleme demediler ya. Zaten evet. Bizi aşağıya çekmek için Fransız hakemi verme sebepleri de bu. Peki abi ama buna engel olup bir lobi oluşturamamak sizin yeteneksizliğinizdir yani. Peki burada ama ihalenin sadece böyle Servet Yardımcı'ya kalması tuhaf değil mi abi? Servet Yardımcı'ya değil. Futbol Federasyonu hali huzurdaki başkanına ihale canım. Olur mu Servet Yardımcı'yla? Ne alakası var? Hayır, havayı oraya çevirildi ya. Yani. O tiyatro işte. Çıktı rezil oldular yine ya. Her aldıkları kararda rezil olmadılar mı bunlar? Şenez Erzi'nin de ismini kullanıp sanki söylemiş gibi medyaya, Anadolu Ajansı'na verdiren Sayın Mehmet Büyükekşi ya. Çok ayıp. Ya kabul edilir bu tarafı yok. İnsan utanır, insan içinden çıkmaz ya. Ben bunu kabul edemem ya. Size nasıl bir mide var arkadaş ya? Ne kadar genişsiniz ya? Ya yazık oluyor bak. Yönetim kurulunda Mustafa Öğret birkaç tane adam var. Bu adamlar federasyon başkanı olacak adamlar. UEFA'yı bilir, FIFA'yı bilir, kulüpleri bilir, kulüp başkanlıklarını bilir, sözleşme, oyuncu sözleşmesi nasıl yapılır bilir. Bu adamlar her şeyi bilir. Bu adamlar liyakat sahibi. Ya liyakatsız kulübacı gelmiş futbolun başında hala da şey, teker çeviriyor ben kalayım diye ya. O zaman mutlu olmuşum Melih Cezalıcı. Aha ihaleyi Servet'e yıkıyoruz ya. Servet Yardımcı. Bunu planlamış işte ya. Bence de. Ya bunu planlamış. Bak rakibimi buradan zarar vereyim demiş. Ha Servet Yardımcı hatanın en büyüğünü babasının yaptı. O da yönetemeyeceğini orada gösterdi. Bırak istifa et bu evadan gel kardeşim. Seven sevsin, sevmeyen sevmez. Haluk Ulusoy İsviçre maçına ceza alacağız diye gitti oralara kadar. Dünya kadar. Açıktan bilmem neler yaptı. Herkes biliyor bunu. Anlattırmasınlar bana. Dünya kadar mevzu. Kendisi de anlattığı zamanlar oldu. Açıktan para verdikleri yerler de oldu. Ama gidip FIFA'nın başkanının, UEFA başkanının elini öpmeye. Babam dedi el öpmeye gitti adam. Ama cezayı indirtirdi. Ne oldu? Hatalı mıydık? Hatalıydık. Cezayı alsak kık diyebilir miydik demezdik. Ama cezayı indirtirdi. O lobiyi kurdu orada. Onu becerdi. Öyle becerdi, böyle becerdi. Ya siz de UEFA başkanısın. UEFA'da görevim var. UEFA'dan görevinden istifa etmiyorsun. Ben bu alınan kararı kabul etmiyorum deyip istifa etmiyorsun. Bence de. Öbür taraftan sen Servet Yardımcı'yı rakibin olarak görüyorsun. Belki adaylığını planlıyorsun. Bu taraftan da dönüyorsun. Servet Yardımcı'nın üzerine atmaya çalışıyorsun hatanı. Ya tam Dallas ya bunlar. Yuh! Vallahi ya. Radarda son bir maddem daha var. Sonra neymiş? Serbest bölümde sana sözü vereceğim. Şimdi serbestlik bir durum Seçil kaldı. Erzan 240 sayfalık yanılmıyorsam bir mektup yazıyor. Hı. Ve o mektup benim elimde yok abi. Ama olur. Bulursak onun içinde çok enteresan işler çıkacağı çok açık. Aa, bulalım canım. Diyor ki mektubunda Fatih Terim özetle şunu söylüyor. Alırken ne güzel. Ya anlattık bunları daha bir yıl önce. Alırken keyifli. Olur gibi. Ya şöyle. Alırken demiyor ki bu para nereden geliyor demiyor. Kimse sormuyor. Aynen. %245 faizli dolar hesabı, euro hesabı. Ne anlatıyorsun? Uçmuşlar balıklama. Sonra gelirken iyi. Kesilince suyun musluğu. Ha? Peki burada şöyle mi anlıyoruz? Seçil Erzan bir adım attı, attı. Sen bana bir hesaplaşma mı? Sen bana yok. O da diyor ki bak beni kurtarın. Seçil içeriden. Onu diyorum işte. Beni kurtarın. Beni kurtarmazsanız hepinizi yakarıma geldi iş. Çünkü ben de öyle anladım. En masumu bu işin içinde benim diyor.
Ben size kazandırırken iyi, kaybettiğimde de geldiniz, beni çöpe attınız, cezaevinde tek kişilik koğuşta kalıyorum'a getirdi. Daralmış, burasına gelmiş belli ki. Hepinizi açık edeceğim. Daha patlar mı? Başkaları da açık edilecek belli ki. Belli, çünkü şey oluyor. Onlar bir de şeyi de duydular. Şimdi birkaç tane oyuncunun içerideki parasının ödenme talimatı gelmiş, ödenecek, iade edilecek. Sonra dışarıdaki modiler vergisiz kazançlarını devlete vergi vermemiş, orada kullanmışlar, onu isteyemiyorlar, gık diyemiyorlar. Tamam mı? Onlar da isyanda Deniz Banka falan filan filanlar, çok büyük tiyatro. Çok büyük tiyatro. İlk gün, ilk seferinde biz söyledik bunların hepsini, anlattık ve iş aynen o şekilde gelişti. Peki, serbest bölümdeyiz abi. Şimdi serbest bölüm derken şöyle, şimdi her zaman bir kriz doğuyor, krizi birileri başlatıyor. Sayın Başkan 27 Temmuz'da Fenerbahçe'nin Divan Kurulu toplantısı var. Evet. Şekip Mosturoğlu ile Sayın Ali Koç'un arasındaki buzlar bayramda erinmişti. Yan yana geldiler. Gelen camianın değerlerine el sıktılar. Başkanla Aziz Bey ile Ali Bey barıştılar. Televizyona çıktılar. Öpüştüler. 3 Temmuz açıklaması. 3 Temmuz açıklamasına FBTV'de çıktı. Çatır çatır Aziz Bey, dava arkadaşları Şekip Mosturoğlu, İlhan Ekşioğlu, bunların hepsinin görüntüleri çok güzel anlatıldı. İlk defa. 6 yılın içinde ilk defa 2018'den sonra muazzam bir işçilik yapıldı. Barış, birlik geldi. Şimdi bu barışın, birliğin geldiği noktada Divan Kurulu'nda Çekip Mosturoğlu'nun devam etmemesini isteyen Sayın Ali Koç neden Divan Kurulu'nu erteliyor ve kimsenin bundan haberi yok? İşte mesela Aziz Bey ilk defa bir Divan Kurulu toplantısına gelecekti uzun yıllar sonra. Bu şey mi? Tabii tabii, 27 Temmuz'da yapılacak olan Divan Kurulu toplantısına gelecekti. İlk defa Divan Kurulu toplantısında gelecekti, uyarılığını yapacaktı, belki konuşma yapacaktı, belki camiaya sesleniş yapacaktı. Hani bu iş bitmiştir diye bakmayın, hala bizim üzerimize oynuyorlar, hala gözler bizim üzerimizde, hala bize çelmek çakmak için çabalayan o grup var diyecek. Belki camiaya güzel bir sesleniş yapacak ama 27'sinde sayın ileri bir tarihe atılıyor. Umarım burada bir uzlaşmazsızlık, bir kavga, Şekip Mosturoğlu'na karşı, Yüksek Divan Kurulu Başkanı'na karşı Ali Bey'in ilk sinirlendiği anda yaptığı o tepki değil. Çünkü biz, bize bir adım gelene 10 adım geleceğiz demiş. Şu olabilir mi? Bilmiyorum. Belki son dakika otağıyla ilgili, duydum. Belki orada olmak istiyor. Belki otağıyla ilgili olağanüstü bir durum olmuş. Toplantı şöyle vesaire. Şöyle bir onu izah etmek lazım. Aydınlatmak lazım. Kulaktan kulağa dolaşmaya başladığı için ben dile getiriyorum bunu. Niye Divan Kurulu toplantısının ertelendiğini açık bir dille anlatmak lazım. Çünkü Ali Bey'in bir de öyle bir şey duydum. Doğru mudur değil mi? Oğlunun bir şeyi varmış Amerika'da. Belki oraya gideceği için, başkanlık makamında olamayacağı için. Belki Aziz Yıldırım'da gelecek, o gün orada olmak istedi. Yani sanki belki oraya gelmiyormuş gibi. Belki buna bir açıklama gelirse bizim için de iyi olur. Çünkü camianın içinde her şey birlik ve beraberliğe gelmişken artık o ıvır zıvır dedikoducu kulakların ne Aziz Yıldırım'la ilgili, ne Sayın Ali Koç'la ilgili, ne Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili dedikoduları birbirlerine söyleyemeyecekleri için, arada yancılık yapmayıp iki kişiyi birbirine düşüremeyecekleri için birbirlerini arıyorlar artık. O konuda bir sıkıntı yok. Anlatabildim mi? Bir tek Acun Ilıcalı'yla Sayın Aziz Yıldırım'ın dava hikayesi var. Onlar da mahkemede hesaplaşacaklar. Çünkü Acun Ilıcalı çekmedi dosyayı. Aziz Bey de elindeki belge bilgileri verecek. Bu da bir Fenerbahçe'ye zarar verecek. Bu konunun da bir an önce hallolması lazım. Çünkü sen bir paroloyla çıkıyorsun. Mourinho gibi hocayı getirmişsin. Transferler iyi gidiyor. Olumlu haberler geliyor. Yeni sezona start alacaksın. Şampiyonlar Ligi yönelmesi oynayacaksın 3 tane. Lige başlayacaksın. Büyük bir karanlık bir lobiyle, bir karanlıkla uğraşıyorsun. Bunu da yenmen gerekecek. Sen bu ıvır zıvırla uğraşmaman lazım. Haftaya radarda radare görüşmek üzere. Radare.